böyle burada şuga var. Şuga. Benim doğum günüm cinle aynı gün. Ay gömleğimle rengi çok güzel uydu ya. Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, uzun zamandır buralarda yoktum ve uzun zamandır sizlere güzel bir çekiliş yapmıyordum. Dedim ki neden olmasın, bir çekiliş yapmayayım. Evet, bugün size Yes Style'ın ikinci kutusu olan çift kol. Onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, bu karantina döneminde, özellikle evde kaldığımız dönemde, biliyorsunuz ki hepimiz çok sıkıldık, morallerimiz bozuldu falan filan, bir sürü şey oldu. Ve ben de, daha doğrusu ben değil, Yes Style'da sizi düşünmüş ve demiş ki neden insanlara koskocaman bir kutu hediye yollamayalım demiş ve bunu yollamış. Kutuyu ben açtım sizden önce, içindekilere baktım. Çok güzel şeyler. Ama size ekstra bu videoda tekrardan göstermek istiyorum. İçinde neler var, neler yok. Hepsini tekrardan görmenizi istiyorum. Bu ürünlerin tamamı bir kişiye gidecek. Geçen seferki çekilişte iki kişiydi ama bu sefer bir kişiye gidiyor. Yine her zamanki gibi bir Instagram adresinizi, ondan sonra adınızı, soyadınızı, yaşadığınız ülkeyi ve kutunun içinden en çok hangi ürünü beğendiniz? Lütfen onu yazmayı unutmayın. Bir hafta sürecek. Bir hafta sonra açıklamayı düşünüyorum. Çok fazla uzatmayacağım. Bir de bu arada benim diğer çekilişim de var. Onu da bununla, yani bunu açıkladığım gün onun da açıklayacağım. BTS bebekleri çekilişi. Onu da açıklayacağım. Ondan sonra da bu çekiliş işlerini bitirmiş olacağım. Neyse, daha fazla lafı uzatmadan... bir dakika, lafı birazcık uzatacağım. Eğer Yes Style'dan alışveriş yapmak istiyorsanız ve ama size pahalı geliyorsa fiyatları, benim kodumu kullanarak, onu da şuraya ekleyeceğim, benim kodumu kullanarak %5 ila 10 arasında indirim kazanabiliyorsunuz. %5 deyip geçmeyin büyük miktar alışverişlerinizde veya %10 deyip geçmeyin. Büyük miktar alışverişlerinizde gerçekten sizin için harika bir şey olacak, harika bir indirim olmuş olacak. Neyse, o zaman hemen kutunun açılımına geçelim. İlk önce size kutunun dizaynından biraz bahsetmek istiyorum. Bu kutunun ismi Chipkok. Bunun anlamı da evde, yani Korece anlamını açıklıyorum. Chip ev demek. Kok da eve, hani şöyle diyorlar, kok buto, hani yapış, evde kal, evden dışarı çıkma. Bir de eşimle bunu paylaştığımda bir de Bangkok varmış. O da odada kal, yani odandan dışarı çıkma anlamında ya, oluyormuş. Odana yapış ve orada kal anlamındaymış. Öyle bir şey. Hatta bunu da şöyle kutuyu açtığımızda böyle burada açıklamasını İngilizce bir şekilde bulabilirsiniz. Kutunun dizaynı bu şekilde. Sonra size içindeki diğer muhteşem hediyelerimize geçmek istiyorum bir an önce. Şöyle bir Lemona adında. Bu ne biliyor musunuz? Vitamin içeceği. Üzerinde de şuga var. Şuga. BTS'den şuga. Şuradan şu şekilde açıyorum sizin için. Böyle tekrardan bir poşet çıktı içinden. Bu poşeti de açtığımız zaman böyle içinde tekli tozlar var arkadaşlar. Bunu içeceğinize karıştırıyorsunuz. Günde bir tane içerseniz bunlar C vitamini. Aa, bu sefer elimde cin var. Herhalde bütün üyelerin tek tek resmi mi var? Yok, sadece cin var. Kutunun üstündeki şuga ama içindekilerin hepsi cin. Neyse, biliyor muydunuz benim doğum günüm cinle aynı gün? Geçen seferki çekilişte de yine bana cinle ilgili bir şey gelmişti. Yani cinin resmi gelmişti. Lens kutusunda, hatırlarsanız. O zaman da aynı şeyi söylemiştim. Doğum günümüz aynı günde. Neyse, bir sonraki ödülümüze geçiyorum. Ödül yalnız. Bakın, tatlış mı tatlış? Kakao toz. Saç bandı çıktı. Açayım sizin için. O kadar heyecanlıyım ki. Böyle paket açarken falan ben çok heyecanlanıyorum. O yüzden biraz böyle amatörce oluyor. Böyle bir makyaj temizlerken kafamıza takmalık. Ay, gömleğimle rengi çok güzel uydu ya. Evet, böyle bir saç bandı. Yumuş yumuş. Minnacık. Tatlış. Kakao Talk'tan a peach. Evet, bir sonraki ödülümüze geçelim. Biliyorsunuz Yes Style'ın kutularının içinde mutlaka yiyecek bir şey çıkıyor. Bu da ne derseniz, wasabili almond. Almond neydi? Almond. Wasabili
badem. Evet, wasabili badem. Sizin için bunu açıp yiyeceğim. Normalde wasabili hiçbir şey sevmem ben. Wasabi sevmiyorum. Ama şöyle bir içine çıkartalım ve tadına bakalım. Nasıl biliyor musunuz? Böyle dışı. Mmm! Bravo! Vallahi çok güzel. Çok güzel. Wasabi yeniniz varsa içinizde, o wasabinin acı tadı yok. Isırdığınız zaman tatlı, böyle çok hafiften arkada hafif bir acı hemen böyle bir geçiyor öyle. Vın diye bir acı geçiyor. Bayıldım. Çok güzel. Ben bunun devamını videodan sonra yerim. Evet. Bir sonraki ödülümüz için hazırım. Böyle bir kutu. Bu ne biliyor musunuz? Kil maskesi. Ay yanındaki düştü. Evet. Bu bir kil maskesi. Kutuyu açıyorum. İçinden sürmek için böyle bir kaşık çıktı. Ve kendisi... Şöyle şunu şöyle açayım. Kokusu naneli. Mentollü kokuyor. Daha sonra herhangi bir cilt bakım videosunda bunu size özellikle gösteririm. Beğendiysem beğendim derim. Beğenmediysem de beğenmedim derim muhtemelen. Hemen diğerine geçiyorum. Yine bir kozmetik ürünü. Bunlar ampuller. Şöyle içinde 4 tane var. Açtığımızda 4 tane. Bir tanesini sizin için çıkardım. Böyle şey kokuyor. Asitli. Asitli koku. Nasıl anlatılır ya? Bildiğiniz kozmetik kokuyor işte ya. Böyle tonik gibi kokuyor işte. Böyle gül kokusu falan yok. Bunlar var içinde. Bunları da denedikten sonra size söylerim. Instagram'dan vesaire de söyleyebilirim. Deneyip hemen anında Instagram'dan paylaşabiliyorum. Bu yüzden Instagram'daki hikayelerimi takip etmek için şuraya bir yere Instagram adresimi bırakacağım. Muhtemelen o bu tarafta duracak. Çünkü kamerayı çektikten sonra çevirdiğimiz zaman farklı yön oluyor. Neyse bunları geçiyorum. Burada bir yerde Instagram adresimi bulabilirsiniz. Bir sonraki ödül. Ta-da! Eskiden cacan diyordum ama insanlar abla çok fazla cacan diyorsun dediler. Ben de o yüzden demiyorum. Bu ne biliyor musunuz? Böyle yüzümüze masaj yapmak için kullanılan tatlış bir tatlış bir alet. Henüz açmadım. Bunu buzdolabına koyuyorsunuz arkadaşlar. Böyle nemlendirici kreminizle falan birlikte yüzünüze masaj yapmak için. Şu plastiğini sökeyim. Böyle yüzümüze masajlar yani. Böyle tatlış bir ürünümüz var arkadaşlar. Şu şeyi çekeyim. Biraz karmaşık gidiyorum ama bu seferki de böyle bir notepad. Daha doğrusu planner. Gününüzü planlamak için kullanılıyor. Böyle görüyor musunuz? Sayfasında gün var. D-Day yazıyor. Sonra planlarınız. Ondan sonra renk gününü boya diyor. Mesela işte gününüzü pastel boya kalemlerinizi aldınız. O gün gününüz çok kötü geçiyor. Mesela burayı kırmızıya boyayın. Ondan sonra böyle karşılarında yuvarlak şeyler var. Yapınca tik falan atarsınız. Böyle. Ben bunu kullanacağım muhtemelen. Son günlerde böyle şeylere çok ihtiyacım vardı ve benim ayın 16'sında Korece derslerim, online Korece derslerim başlıyor. Ona katılacağım. Böyle şeylerde kullanmak güzel oluyor. Daha sonra belki size bir kırtasiye, kısa bir kırtasiye alışverişi çekerim bir vlogun içinde. Onu da paylaşırım. Bir sonraki ödülümüze geçiyorum. Böyle bir kahve kutusu çıktı. Hemen şöyle açıyorum. Bakın böyle şeyleri eşim öğretti. Ramen tarzı şeyleri altından aç diye. Ama bu biraz sertmiş ama açabilirim. Şimdi bunun ne olduğunu size anlatacağım. Ve çok şaşıracaksınız. Şimdi bu aslında bir mum. Evde kendinizin yapabileceği mum. Böyle şeyi var içinde. Bu ne, buna ne deniyor? Kokusu, parfümü. Sonra... Mum şeysi, böyle bir cam bardak, böyle bir plastik bardak, plastik değil kağıt bardak. Sonra şu mum için fitil, buraya yapıştırmışlar. Burada nasıl yapılacağını anlatıyor. Burada da
şeyin üzerine yapıştıracağınız, şu camın üzerine yapıştırmanız gereken şey var. Yani kendin yap mum bu. Ay ben bunu yapmak için çok heyecanlandım şimdi. Çünkü ben böyle şeyleri çok seviyorum arkadaşlar. Evde kendin yap vesaire tarzında böyle kit şeklinde bir şeyleri alıp evde yapmayı çok seviyorum. Sonra evde koyacak yer kalmıyor. Bir dakika. Böyle tatlış mı tatlış bir şey. Kutusu da çok güzel. Bunu da saklayabilirsiniz. İçine farklı şeyler koymak için de ben muhtemelen atacağım. Bir sonraki ödülümüz. Ödül diyorum hep. Niye öyle diyorsam. Ruj. Dışı çok şey görünüyor böyle. Hani bir milyonculardan dandik ruj alırsınız ya, öyle görünüyor. Ama çok hoş değil mi? Gördüğünüz üzere böyle bir rengi var. Hemen şöyle elimin dışına sürüyorum. Rengi de bu. Nasıl? Güzel mi sizce? Bence güzel oldu. Bence yakıştı. Böyle de bir rujumuz var. Kokusu böyle şey, çikolata gibi kokuyor. Çikolata. Ama rujumuz güzel bir ruj. Evet. Bir sonraki ödülümüze geçiyorum. Ödül oyunumuzda son ödül. Böyle bir şey. Bakın bakalım bu neymiş. Çok harika bir dizayn yok mu sizce de? Şurasının mektup şeysi gibi yapmışlar. Böyle eritilmiş şeyler oluyor ya. Onu bu şekilde açıyorum. Zarf şeklinde açıldı. Bu zarfı da açtığınızda böyle tatlış bir şey daha çıkıyor içinde. Bakın burası gerçekten böyle şey gibi. Ondan işte demek istediğim şeyden. Böyle tatlı. Açtığınız zaman bu bir fal paleti arkadaşlar. Şu kağıdı kaldırdığım zaman renklerini daha güzel görebileceksiniz eminim ki. Çok güzel. Mesela şu renkle şu göz pınarlarınıza aydınlık yapabilirsiniz. Bunlar allık ve şu da şey işte buralara şey yaptığımızdan ben onu pek kullanmıyorum yüzümde. Şimdi bunların hepsi göz şeysi, göz farı. Ondan sonra şu highlightermış. Bu ikinci sıradaki ne bu? Yanaklara sürülen allık. Bu da contour şeysi. Bu şekilde. Bunun renklerini hemen deniyorum. Zaten bu son ürünümüz. Bunun dışında artık başka yok. Highlighter. Highlighter arkadaşlar highlighter gibi değil. Bunu daha çok kontür yapmakta kullanabilirsiniz. Renkleri çok çıkmıyor. Şöyle söyleyeyim. Koyu renklerin renkleri çıkıyor ama açık renklerinki çok fazla çıkmıyor. Böyle de bir fark paketi var. Evet arkadaşlar. Kutumuzun sonuna geldik. İçindeki bütün ödülleri size gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Benim aslında birinci kutuya göre daha da çok hoşuma gitti bunun içinde olanlar. Yani içinde koskoca bir far paleti var. Buna da belki güzel bir makyaj videosu çekerim. Veyahut da vlogumun içinde makyaj yaparken size tanıtırım. Bilmiyorum. Makyaj videoları çekme konusunda çok fazla profesyonel değilim. Çünkü çok mükemmel makyaj yaptığımı düşünmüyorum açıkçası. Evet, videomuzun yavaş yavaş sonuna gelmeden önce tekrardan size çekilişe nasıl katılmanız gerektiğini anlatacağım. Arkadaşlar çekilişin süresi bu video yayınlandıktan bir hafta sonra bitmiş oluyor. Yani bir hafta süreniz var, 7 gün süreniz var. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken şeyleri tekrardan söylüyorum. YesStyle'ın Instagram adresini takip etmek, benim Instagram adresimi takip etmek, bu videoyu beğenmek, kanalıma abone olmak ve altına yorum olarak da en sevdiğiniz ürünle kendi Instagram adresinize yazmanız yeterli oluyor. Arkadaşlar muhtemelen Türkiye'ye gönderim birazcık sıkıntılı olabilir. Ama yine de Türkiye'den de katılım sağlayın. Eğer protokol kısmını aşabilirsek ki kargo olayı çözüldü sanırım. Protokol kısmını açabilirsek size ürünlerinizi göndermeyi çok 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 isterim. Bugünlük bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Video hemen burada bitmiyor arkadaşlar. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Sizin için komik şeyler de olabilir. Evet, bugünlük bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için ve çekilişe katıldığınız için çok 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 teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Akşam 9-10'a kadar burada içiyorlar baya. Ay şu şarkı çok hoşuma gidiyor.